Bu videomuzda yeni almış olduğunuz bilgisayarınızın ya da yeni değiştirmiş olduğunuz bilgisayarınızın kablolarının hangi kablonun nereye takılacağını, hangi kablonun ismi nedir, ne işlere yarar, kısaca bunlardan bahsederek genel olarak bilgisayar toplamayı sizlere anlatacağım. Sizlere kısaca parçalarımızın isminden bahsedeyim. Bunun mouse'umuz, bu klavyemiz, bu monitörümüz, bu kasamız, bunlar da kablolarımız. Bakın şu ucu bu şekilde mavi olan, evet bakın, mavi olan kablomuz monitör kablomuzdur, VGA kablosu diye geçer. Bunu ilk olarak monitörümüze takıyoruz. Bakın monitörümüzün arkasında şu şekilde girişleri vardır. Buraya DVI kablosu takılıyor. Buraya da monitör kablomuz takılıyor. Bakın. Monitör kablomuzu şuraya takıyoruz. Bunda yönü vardı şöyle. O yöne dikkat ederek takıyoruz. Şuradaki vidalarını sıkıyoruz ve sabitlemiş oluyoruz. Kablomuz artık yerinden çıkmıyor. Daha sonra monitörümüze ait güç kablosunu takıyoruz. Bakın. Güç kablosu dediğimiz bilgisayarımıza ya da monitörümüze elektrik veren şu kablolara diyoruz. Bizim monitörümüzün, şöyle göstereyim bakın, girişi şu şekilde. Yani şu uçtan. İlla hepsi bundan olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Şu şekilde düzde olabilir. Bunu buraya takıyoruz. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Bakın. Şu an monitörde işimiz bitti. Bakın monitörümüzü bir adet ekran kablomuzu, bir adet güç kablomuzu taktık. İşimiz bitti. Monitörü şöyle kenara koyalım. Ve monitörümüzün güç kablosunu pilimize takıyoruz. Hepsini görün diye masa üstünde tutuyorum bunları. Normalde kabloları aşağı koyabiliyorsunuz. Şimdi monitörümüzü bakın. Sizde de bilgisayarınızda ekran kartı varsa şöyle göstereyim. Bakın şurada ve burada var. Eğer böyle iki adet girişiniz varsa ya da şu şekilde DVI çıkışı olan bir ekran kartınız varsa mutlaka bunu alta takmanız gerekiyor. Eğer bunu buraya takarsanız bilgisayarınız görmeyecektir. Çünkü bilgisayar harici olarak takılan ekran kartını görür. Eğer sizinkinde bu şekilde mavi yok, sadece bakın bu şekilde beyaz varsa bu sefer bu VGA kablosu da değil, bunun yerine DVI kablosu dediğimiz kabloyu bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Bu arada bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Ama şu an standart olarak genelde hepsinde şu VGA kablomuz vardır. Eğer böyle ekran kartınız varsa bunu buraya takıyorsunuz ve bunu sabitliyorsunuz. Eğer sizde ekran kartı yoksa buraya direkt takabiliyorsunuz ve burada kablomuzu şu şekilde kenarlarına vidaları sıkarak sabitliyoruz. Daha sonra şurada güç kablomuz var. Bu bilgisayarımızın güç kablosu. Şuradaki yere takılıyor. Bu şekilde takıyorsunuz. Zaten bakın şu üçgen şeklindedir. Yanlış takma ihtimaliniz yok. Bunu taktınız. Ve bunu da yine şöyle kenara. Bunu da işimize taktık. Devam ediyoruz. Bakın klavyemiz var şu şekilde. Klavyemizin çıkışı bu çıkışımıza, bu çıkışımız USB çıkışı arkadaşlar. Bunu kasamızın herhangi bir USB, bakın şurada 6 tane USB çıkışımız var ve 4 tane de alta var. Evet, 4 tane de alta var, 10 tane USB çıkışımız var. Bunu anakart üzerindeki, yani şuradaki USB çıkışlarımızın birine takıyoruz. Daha sonra eğer sizin klavyeniz biraz eskiyse bakın şu şekilde mordur bunun eski klavyelerin çıkışları. Bunu da yine şu mor olan kısma takıyorsunuz ve şuradaki ufak bir siyah çentik var. Ona dikkat ederek buraya takıyorsunuz. Mouse'unuz da yine eski ise, ki zannetmiyorum artık çoğu mouse'lar USB. Onu da buraya takıyorsunuz. Yani yeşile mouse'u, mora klavyeyi takıyorsunuz. Daha sonra bakın şu modemden gelen internet kablomuz. Bunu da şuradaki Ethernet portuna takıyoruz şu şekilde. Bakın oturduğunda çıt diye oturur ve asıldığınızda gelmez. Sökmek için şuradaki ucuna basarak sökebilirsiniz.
Evet. Şimdi mouse'umuz kaldı. Bakın mouse'umuz bizim, bu da bir USB. USB olduğu için anakart herhangi bir USB olan yere takıyorum. Varsayalım ki bilgisayarınızda bir de hoparlör sistemimiz var. Hoparlörleri de şuraya koyalım. Ses sistemi takmak istiyorsanız arkadaşlar, bakın ses sistemimizde genelde şu bir adet AUX jack'ı ve bir adet güç kablomuz olur. Güç kablomuzu prize takıyoruz. Ve şu AUX'u da arkadaşlar şurada yeşile takıyorsunuz. Bakın. Buraya pembe olan mikrofon takılıyor. Pembe olan mikrofonu, yeşil olana hoparlör çıkışını takıyorsunuz. Eğer harici bir mikrofonunuz varsa, YouTube'da ses kaydı yapıyorsanız buraya harici mikrofonu takıyorsunuz. Diyelim ki bakın şu şekilde YouTube videolarınızı falan çekerken kullandığınız bir adet mikrofonunuz var. Mikrofonumuz burada. Mikrofonumuzu da yine şuradaki mor olan yere takıyoruz arkadaşlar. Mikrofon mora, ses çıkışımız sol taraftaki yeşil olana takılıyor. Şu an biraz karışık görünüyor olabilir arkadaşlar ama ben net görün diye bu şekilde yaptım. Ve kablo takma işlemlerimiz şu an bitti. Gördüğünüz gibi artık bütün kablolarımız yerine takıldı. İsterseniz önce tekrar size yakın çekim göstereyim kablolarımızı. Mavi olana VGA kablosu diyoruz. Bilgisayarımız, ekran kartımız varsa aşağı, yoksa şuradaki anakart üzerindeki yere takıyoruz. Bu internet kablomuz, ethernet kablosu. Buradaki girişine takılıyor. Bunlar klavye, mouse'umuz. Bunlar mikrofon ve şöyle bakın. Mikrofon ve kulaklık girişimiz. Kulaklık yeşile, mikrofon mor olana takılıyor. Eğer eski bir fare klavye kullanıyorsanız yeşile şöyle yeşile fareyi, mor olana klavyeyi takıyoruz. Şimdi işlemlerimiz tamam. Bakın şuradaki açma kapama tuşunuz kapalı olabilir. Bunu açıyoruz. Şu an açma tuşuna bastım ve bilgisayarımız gördüğünüz gibi açılmaya başladı. Bilgisayarımız açılsın. Giriş çıkışlarını kontrol edelim. Bakın ekranımızda görüntü geldi. Gördüğünüz gibi bilgisayarımız açıldı ve masaüstümüz geldi. Artık bunun dışında bilgisayarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayalım. Video ile ilgili soru, görüş ya da önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.